Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda hareket döngüleri hakkında birazcık hareket ve döngüsel kavramlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ve uygulama olarak göstermek istiyorum. Öncelikle hiyerarşi yazan kısımdan create'e geliyoruz ve 3D bir obje eklememiz gerekiyor. Kübü seçebiliriz bunun için. Daha sonrasında kübümüze bir animasyon, bir hareket verebilmemiz için window penceresinden animasyon kısmını açmamız gerekiyor. Yani çıkartmamız gerekiyor buradan. Onu böyle tıklıyoruz. Ve bunu ben game'in yanına almak istiyorum. Daha sonrasında neye animasyon, neye hareket vermek istiyorsak onu hiyerarşi yazan kısımdan seçip daha sonrasında animasyon kısmından ise create'e tıklamamız gerekiyor. Hatta bunu yapmadan önce bizim assist klasörü içerisinde burada bir tane bizim folder deyip klasör açmamız gerekiyor ve ben bunun ismini animasyon olarak açmak istiyorum. Ve bunun içine kaydetmek istiyorum yaptığım şeyleri. Tekrardan buradan create diyoruz. Ve onu da buraya geliyoruz. Assist içinden. Animasyon seçiyoruz. Yani bu yaptıklarımız animasyonun içine kaydedilecek. Ve ben bunun ismini de küp olarak vermek istiyorum. Daha sonrasında kaydet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi kaydedildi. Yani açılıyor. Biz bu işlemi şu şekilde hareket ettireceğiz. Şu şekilde kaydedeceğiz. Bu animasyonları kaydedebilmemiz için burada kayıt düğmesi var. Yaptığımız herhangi bir işlemi kaydedecek olan kısım burası. Daha sonrasında küpüme geliyorum. Küpüme eğer X veya Y ya da Z ekseninde hareket ettirirsem bu aşağıda animasyon kısmında kayıt ettiğimiz için burada görünecek. Mesela ben bunu böyle alayım. Daha sonrasında buraya baktığımızda kübümüzün X yönünde böyle hareket ettiğini, Y pozisyonunda bu şekilde olduğunu ve Z pozisyonunda da bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani X'te 4.44'lük bir hareket söz konusu fakat Y ve Z kısmında hiçbir hareket söz konusu olmadığını görmüş oluyoruz bu şekilde. Daha sonrasında 1'e gelelim mesela. Yani saniye 60 olduğunda hatta şöyle gelelim. Evet. Yani saniye 60 olduğunda da geri hareket ettirelim örnek veriyorum. Onu da alalım şu şekilde götürelim. Şimdi buna bakıyoruz. Burada da ise aynı yönde yani x yönünün tersinde eksi 4.16'lık bir hareket söz konusu olduğunu görebiliyoruz buradan. Sonra pozisyon y'ye bakalım hiçbir hareket olmadığını, pozisyon z'de de hiçbir hareket olmadığını buradan görebiliyoruz. Örneğin mesela pozisyon 30'a bir gelelim. Burada ise yukarı doğru bir hareket yapalım Y yönünde. Yani buradan gelirken birazcık yükselsin anlamı veriyor. 0 ile 1 saniye arasında şey yapmıştık. Git gel işlemini yapmıştık. Ama 0 ile 30 saniye arasında da Y eksen üzerine birazcık yükselmesini istedik. 30 saniyeden sonra da tekrardan bir düşüş yaşamasını istedik. Birinci dakikaya gelene kadar yani 60 saniye gelene kadar. Onu da şurada görebiliyoruz. Yukarıya doğru 0.13'lük bir olmuş. Yükselme olmuş x ekseninde. Y ekseninde ise 1.54'lük bir yükselme olmuş. Pozisyon z'de de ise hiçbir değişiklik olmamış. Hala sıfırda kalmış. Örneğin bunu animasyonumuzu çalıştırdığımızda bir görelim. Bu şekilde yükseliyor. Daha sonrasında alçalıyor. Bunu da bu şekilde kaydetmiş olduk. Fakat arkadaşlar eğer bir hareket söz konusu olmasını istiyorsanız yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Gitsin gelsin aynı yolu tekrar etsin bir hedefi gerçekleştirsin istiyorsanız aynı işlemin tersini de yapmanız gerekiyor. Onun için de şöyle yapalım. Buraya 120 diyelim. Daha sonrasında şöyle bir hareket ettirelim. Şuraya. Yani başlangıçta olan değerleri sonra 120'ye de bizim eklememiz gerekecek. Yani başlangıç değeri neydi? Yani x ekseninde 4.44'lük bir hareket söz konusuydu. Onun için buraları seçip bunları Ctrl C diyoruz. Aynı işlemi gidiyoruz 120'ye yapıştırmamız gerekiyor. Ctrl V diyoruz. Başlangıç ve sondaki hareketlerin aynı olmasını sağlıyor bu. Daha sonra 30. saniyedekileri seçiyoruz. Ctrl C diyoruz. Bunu da bizim 1.5 yani 90. saniyeye yapıştırmamız gerekiyor. Aynı işlemleri tekrarlayacak demek oluyor bu da. Bir bakalım.
Evet, istediğimizi gerçekleştirmiş olduk. Fakat siz bir hareketi bir kere yapsın, daha sonra bunu devam ettirmesin istiyorsanız, onu da şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Küp kısmına geliyorsunuz, pardon, animasyon kısmına geliyorsunuz. Daha sonrasında küpü seçiyorsunuz. Buradan da sağ tarafta gördüğünüz gibi loop time yazan bir kısım var. Eğer burayı kapatırsanız arkadaşlar, yaptığınız işlem sadece bir kere bir yönde olmuş olacak. Diğer yöne hareket etmemiş olacak. Bunu da bu şekilde kapatalım. Sonra bir çalıştıralım bakalım arkadaşlar. İstediğimiz olmuş mu? Gördüğünüz gibi bir kere hareket etti o yönde. Daha sonrasında durmuş oldu. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.